Zombi deyince hemen aklınıza korku filmlerindeki gerilim dolu dakikalar gelir. Genellikle bilinçsiz, daima aç, insan eti düşkünü ve bozulmaya yüz tutmuş cesetler olarak tasvir edilen zombiler sadece bir korku hikayesi mi, yoksa gerçekten zombiler var mı? Her ne kadar filmlerde izlediklerimizin hayal ürünü olduğunu bilsek de aslında zombilik birçok Afrika ve Güney Amerika ülkesinde çok uzun yıllardır var olan bir şey. Zombi, yüzyıllardır Batı Afrika'da kabileler arasında yaygın olarak benimsenen Vodu inancına göre Bakor adı verilen büyücüler tarafından diriltilen ve sadece Bakor'un emirlerine uyan cesetlere verilen isimdir. Yerel dilde Nzambi kelimesinden türetilmiş olan zombi, ölü kişinin ruhu anlamına gelmektedir. Vodu inancına göre ölen bir kişi büyücüler tarafından yeniden canlandırılabilir. Ancak öldükten sonra ruh bedeni terk ettiği için canlanan sadece vücut olur. Ve ruhun kontrolünde olmayan beden, eğer büyücünün kontrolünde olmazsa saldırganlaşır. Beden ayakta kalabilmek için sadece beslenmeye yönelir. Bu beslenme dürtüsü bilinç dışı yapıldığından yenebilecek her şey bedenin hedefinde olur. Hatta insanlar bile. Bu inanç Batı Afrika'dan Haiti bölgesine büyük kitleler halinde köle olarak götürülen Afrikalılarla birlikte Haiti'ye de yerleşmiş ve burada zombilik yeni bir şekil kazanmıştır. Bugün Haiti zombiler ve zombilik için bir nevi merkez konumundadır. Halk arasında yoğun bir şekilde anlatılan zombi hikayeleri ilk olarak Haiti'de dillendirilmiş, günümüzdeki bilinen zombi miti ilk olarak burada yöresel bir inanç haline gelmiştir. Hatta 1915 ile 1934 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Haiti'yi işgal ettiği dönemlerde zombilerin büyücülerin köleleri olarak Amerikan askerlerine karşı saldırı amaçlı kullanıldığına dair yaygın bir inanış oluşmuştu. Günümüze kadar gelen sayısız zombi efsanesinin yanında iki yaşanmış olay var ki gerçekten şaşırtıcı. 1937 yılında Haiti'de araştırmalar yapan Zora Neale Hurston isimli araştırmacının tespiti dünyayı sarsmıştır. Üstünde yırtık pırtık kıyafetlerle Haiti sokaklarında dolaşan bir kadın yakalanır ve durumu teşhis edilmeye çalışılır. Araştırmalar sonunda kadının Felicia Felix Mentor adında ve 1907 yılında yani 30 yıl önce ölmüş olduğu öğrenilir. Kadın vudu törenleriyle gömülmüştür. Bilinçsiz bir şekilde ortalarda dolanan Mentor, öfkeli ve duygularından yoksundur. Mentor daha sonra bölge halkı tarafından saklanmış ve ortalardan kaybolmuştur. Diğer bir hikaye 1980 yılında yaşanmıştır. Clarius Narcis 2 Mayıs 1962 tarihinde öldü diye kayıtlara geçmiş ancak 1980 yılında Haiti'deki Löster köyüne canlı olarak geri dönmüştü. Olayın açığa çıkmasından sonra yapılan araştırmalar sonucunda Clarius'un miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşleri tarafından bir büyücüye satıldığı ortaya çıktı. Resmi olarak ölümünün ardından gömülen Clarius, kısa süre sonra büyücü tarafından toprak altından çıkarılmış, zombi olarak diriltilerek diğer zombi kölelerle birlikte yıllarca şeker kamışı tarlasında çalıştırılmıştı. 1964 yılında büyücünün ölmesinin ardından psikoz halinin verdiği sersemlikle ada içerisinde 16 yıl amaçsızca yaşayan Narcis, üstündeki büyünün etkisi yavaş yavaş kalkınca geçmişi hatırlamaya başlamıştı. Pazar yerinde şans eseri kız kardeşiyle karşılaştıktan sonra eski hayatına yeniden kavuşan talihsiz adamın durumu, gömüldüğü mezarın boş çıkmasıyla resmiyet kazanmış oldu. Bilim insanlarına göre ilk ve tek resmi zombi Clarius Narcis'tir. Kanadalı etnobotanist Wade Davis, 1982 yılında zombi hikayelerinin gerçekliğini araştırmak ve bu sorulara cevap bulmak üzere Haiti'ye gitti ve bir insanın nasıl zombiye dönüştürülebileceğini inceledi. Araştırmaları sonucu ulaştığı bilgiler dehşet vericiydi. Genel anlamda zombiler üzerinde yapılan ilk olarak onları öldürüp gömmek, sonrasında toprak altından çıkarıp onları çıldırtmak, yani beyinlerindekileri baştan yaratmaktı. Vudu büyücüleri bir tür kara kurbağası cinsinin korku anında derilerinden salgıladıkları zehir ve kirpi balığında bulunan zehirli toksin maddelerinden hazırladıkları sıvı ile zombi virüsünün ham maddesini oluşturuyorlardı. Bir şekilde insanların yiyeceğine karıştırılan veya cilt yoluyla tatbik edilen bu maddenin 1 miligramlık dozu insanı günlerce bilinci açık olmasına rağmen yarı ölü bir durumda bırakabiliyordu. Kalp atışları ve solunumu hissedilmeyecek kadar düştüğü için yakınları tarafından ölü sanılan kişinin cenazesi toprağa verilirken aslında olan biten her şeyi duyan kurban doğal olarak öldüğünü düşünmekteydi. Gömülen kişi Vudu rahipleri tarafından 8 saat kadar sonra mezarından çıkarılıyordu ve Vudu ayiniyle panzehir veriliyordu. Kendine gelir gelmez çeşitli fiziki işkencelere tabi tutularak direnci iyice kırılıyordu. Ayinin sonunda insanlar delirme eşiğinde olur ve ruhunun efendilerinin elinde olduğuna, karşı gelirse sonsuza dek acı çekeceğine inandırılırdı.
Sonraki aşamada ise Datura adı verilen bitkiden elde edilen bir toz, düzenli aralıklarla verilerek insanlar bilinçsiz ve kendi istemi dışında hareket eden zombi benzeri yaşam formuna sokulurdu. Bu toz daimi hafıza kaybına, felce, ruh ve sinir hastalıklarına ve hatta saniyeler içerisinde ölüme sebep olabiliyordu. Bir vudu büyücüsü uygun miktarlarda kölelerin yemeğine karıştırdığı bu tozla yıllarca sürecek zombiliğe yol açabiliyordu. Tozun uyuşturucu etkisi kişiyi zombi olmaya bağımlı hale getiriyor ve iyileştirmek mümkün olmuyordu. Yani çok da korkacak bir durum yok. Vudu büyücüleri tarafından ele geçirilmediğimiz sürece zombileşmemiz mümkün değil. Ama şunu da bilmekte yarar var. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan ordusu tarafından hazırlanan tedbir planında akla hayale gelmeyecek bütün saldırıların bir listesi yapıldı ve bu liste içerisinde zombi saldırısı da var. Bu insanları zombilere karşı koruma planının ismi Konop 8888. Bu plan içerisinde vejetaryen, et yiyici ve hayvan zombilere karşı savunma prensipleri yazılmış durumda. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.